Şu havalara bak havalara. Hayatımızda negatiflikleri istemiyoruz. Teyze. Alemsin vallahi teyze. Nereden çıktı bu magazin işi? Ayol görmedin sanki. Hep Şenay'ın gazlamaları. Sen de gaza gelmeye çok müsaitsin ama teyze. Bak 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 güneş gözlüklerine falan. Hayat felsefemi nasıl ki değiştirdi. Hergele. Yani ben üniversitede felsefe okuyorum. Böyle bir şey görmedim. Neymiş senin felsefen ya? Ha? Ay uzun şimdi anlattırma bana sonra. Yalnız teyze. İnşallah Hüsnü görmez. Vallahi tepesi atar. Benden söylemesin. Bana ne be? Görürse görsün. Bence çok güzel çıkmışsın teyzeciğim. Fındık kurdu. Hiç tarzım değil aslında böyle gazeteciler falan. Hayatımdaki negatiflikler. Ben miyim lan o negatif zımbırtısı Giray? Vallahi yenge seni kastetmiş galiba abi. Yengen değil lan. Şu yanındaki çırpı gibi karı konuşmuş. Boşanmadan sonra yeniden doğdum. Ben ne yaptım lan bu kadına? Abi senin kıskançlığından kaçtı gitti yenge. Öyle hatırlıyorum ben ama. Sevdiğimizden kıskandık ulan. Yok yok bu benim Şenay'ım değil. Onun lafları değil bunlar. Hep bu yanındaki koç mudur nedir? Yaşam koçu. Ne boksa. Hep o karının akılları bunlar. Biz belki barışacaktık Şenay'la. Bu karı soğuttu onu benden. Giray. Bul bana bu karıyı. Neymiş adı? Nazike. Bul getir karşıma hadi. Şu çöpü sokağa kadar götürmeye üşeniyorlar ana. Doğduğuna pişman bunlar. Nazike Hanım siz misiniz? Evet benim. Kim sor? Geç şöyle geç. Bil. İmdat! Konuşma. Teyze! İmdat! Bin arabaya. Ne oluyor? Başka zaman sınırı. Ne oluyor ya? Yani götürüyor sanırım. Gitti. Götürdüler kadını güpegündüz. Kadını kaçırdılar. Ya şaka mı bu ya? Anne. Anne kendine gel. Şaka sapla ya. Gitti kadın işte. Telefon. Telefonu getir. İmdat! Nereye götürüyorsunuz beni? Ya kimsiniz siz ya? Ne oluyor ya? Bir rahat dur be kadın. Abi aldık koçu geliyoruz. Ya ne koçu ayol? Deli misiniz? Nesiniz? Yaşam koçu değil misin sen? Ben. Ay yok ayol. Ay. Ay imdat. Alo Hüsnü. Efendim Suat. Hüsnü yetiş. Yetiş çabuk. Teyzemi kaçırdılar. Ha Nazike mi? Evet. Evin önünden kaldırdılar götürdüler. Hadi ya. Bir şeyler yapmamız lazım Hüsnü. Yaparız kızım yaparız ya. Sakin ol ben kapat geliyorum. Usta ben bir eve kadar gidip geliyorum. Ne oldu? Yok ya önemli bir şey değil. Olur mu abi? Buraya kadar geldi Suat ablanın sesi. Geldiyse niye soruyorsun? Ne olmuş usta? Allah aşkına bak ya söylemezsen var ya vallahi bırakmam. Bırak. Olanlar mı? Nasıl kimi? Bırak. Suat mı ha? Bırak. Bak bırak bu sefer. Allah'ın adını verdim ne oldu yap, söyle. Bırak. Bırak. Yap. Bırak. Bırakmam. Rıza baba sorarsa idare git. Bırakmam. Rıza baba sorarsa idare edersin. Yapabileceğimiz bir şey olursa. Tamam tamam ararım ararım. Allah Allah. Sen mi çeldin Şenay'ın aklını? Sen mi vazgeçirdin benden? Ay tövbe tövbe olur mu öyle şey? Doğru söyle. Vallahi öldürmeyeceğim. Doğru söyle. Ay ben karı koca arasına girer miyim hiç Hakkı Beyciğim? Günahtır bir kere. Günahtır tabii. Ama hep seni dinliyormuş. Negatif negatif. Atıp tutuyormuşsun arkamdan. Ay hiç olur mu? Ben ister miyim yuvalarda alsın? Ben bizzat kendim 4 kez evlendim efendim. Yuh. Estağfurullah. Kaç defa dedim Şenay'a. Spor mupor iyi güzel de. Bu yaştan sonra ne yapacaksın tek başına dedim. Başında bir erkek olmadan olmaz dedim. Dedin mi sahide? Vallahi billaha. Kur'an çalsın dedim. Dön kocana dedin mi? Dedim. O ne dedi? Vallahi bilemem. Sen de az değilsin ama Hakkı Bey. Çok üzmüşsün kadıncağızı. Üzdüm doğrudur. Yaptım bir şeyler. E işte bende değil ki sorun. İkinizin arasında. Ay ben niye kaçırılıyorum acaba? Nazike Hanım. Sen bizim işimizi çözersin. Barıştırırsın bizi Şenay'la.
Mübarek bir kadına benziyorsun. Yaparsın bir ablalık. Abla mı? Ufal da cebime girir Hakkı Bey. Ne diyorsun? Şu telefonu ver. Hadi. Hiçbir şey almamışım ki yanıma böyle terlikle çıktığım gibi. Sağ olsun Giray Bey. Hop! Ağzımı burnumu. Giray iyidir, iyidir. Sağ ol abi. Tamam bekliyorum Aylin. Doğru aldın mı lan plakayı? Aldım vallahi baba. Alo. Heh, kimin arabasıymış? Enderler Holding. O kim be? Ay, ay o şey. Ney? Şey o şey. Şeyin kocası. Şenay Hanım'ın kocası. Hakkı Ender. Ya bu teyzemin yaşam koçluğu yaptığı kadının eski boşandığı kocası. He. Yaşam koçu Nazike. Uzun hikaye baba ya. Doğrudur. Hiç merak etmiyorum. Aylin. Adresi mesaj atsana bana. Yok yok istemez destek meslek. Bekliyorum hadi. Ne olmuş Hüsnü? O adamlar mı kaçırmış teyzemi? Evet. Gidip bir görünelim. Neymiş dertleri bir anlayalım. Siz benden haber bekleyin. Çıkmayın sakın evden ha. Çıkmayız buradayız baba. Haber ver ama Hüsnü. Bizi habersiz bırakma ara. Tamam. Mutlaka tamam, ara. Tamam. Lütfen. Nazike ulan hadi. Nazike. Öf. Ne bu ısrar Hakkı? Bin defa aranmaz ki insan. Ne var? Şenaycığım, benim Nazike. Nazike, ne işin var senin Hakkı'nın yanında? Bilmiyorum ki ben de Şenaycığım. Kaçırdılar geldim ben de hayatım. Bir uğrayıversen de beni alsan buradan. Neredesin bakayım sen? Yazıhanesindeyim Hakkı Bey'in. Hadi acele et, yüzünü seveyim Şenay. Tamam geliyorum, taksideyim ben. Kılına dokunursa yakarım o Hakkı'yı. Aynen söyle. Geliyor mu? Gelmez mi ayol? Bırakır mı beni böyle? Oh. Bir kahve mi söyleseniz Hakkı Bey? Çocuklar Hüsnü'yü gördünüz mü? Oturun, oturun, oturun. Nereye kayboldu? Telefon geldi baba. Yani öyle apar topar. Eve mi gitti peki? Eve baba nereye olacak? Tamam detayı sormuyorum. Ama erkenden toparlanıp gelemezse canını okuyacağım ha. Konuşursanız aynen söylersiniz tamam mı? Vay benim çoban yıldızım vay. Arayayım mı? Ara ara. Arama delirtme şimdi. Ara 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 sen ara ara. Vurma! Vurma dur! Ne yaptıysam senin için yaptım. Vurma! Sen kim oluyorsun Hakkı? Sen nasıl kaçırıyorsun benim arkadaşımı? Kaçırmak demeyelim hayatım. Yani misafir etti beni Hakkı Beyler. Evet. Kaçırdılar dedin telefonda. Ağzımdan öyle çıkmış. Sen bana ne bakıyorsun Şenaycığım? Bak nasıl özlemiş seni Hakkı Bey. Kız çok seviyor adam seni. Deli divane olmuş baksana. Aman o hep deliydi zaten. Bu sefer öyle değil Şenay. Gebereceğim aşkımdan. Uyku uyuyamıyorum. Yaşayamıyorum sensiz. Vah anam vah vah. Görüyor musun adam da seviyor. Nazike. Hüsnü. Sen kimsin birader? Yavaş gel yavaş. Polis. Polis mi? Sen mi aradın polisi Şenay? Hayır. Hüsnü yabancı değil ayol benim damadım. Merak etmiş gelmiş peşimden değil mi Hüsnü? Dur bir dakika dur ne oluyor burada? Evin önünden kaçırmışsınız kadını. Şöyle düşün bakayım önüme bir ifadenizi alalım hadi. Dur 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 ya. İfade yok. Tatlıya bağladık değil mi Şenay? Hadi nazlanma hadi. Şenay. Aman iyi tamam. İnsanları da ayağa kaldırmışsın Hakkı. Alacağın olsun. Memur bey kardeşim kusurumuza bakma ne olur. Ya ne kusuru ne oluyor burada bir anlatsam. Nazike. Şimdi bak ben sana izah edeceğim evde anlatacağım dur. Bir dur. Yalnız Nazike Hanım. Hakikaten yaşam koçuymuşsunuz. İşinizin ehliymişsiniz. Neydi hizmetin bedeli? Çekinme söyle. Hiç mühim değil. Aha da yazıyorum. Tamam. Dur dur yazma dur. Karışmasana sen. Ne koçu ne hizmeti be. Olsa bana faydası olurdu bunun. Yürü Nazike yürü.
Bir dakika, bir dakika. Seni toplamakla uğraşamam bütün gün. İşim gücüm var benim. Bir daha da kaçırıldın mı adam gibi kaybol. Aratma kendini, tamam, yürü. Çek yazacağım. Yürü. Çek. Çek, ya çek. Yürü, hala çek diyor ya. Yürü. Biz de çek yazın. Yürü, çekeceğim şimdi. Bitti Musa. Bitti, çok şükür bitti. Gel abi, gel. Geçmiş olsun abi. Sağ ol, sağ ol. Şimdi ne oldu diye soracağım ama. Sorma kızım, sorma. Ben konuştum Suat ablayla. Anlatırım sonra hepinize. Aman anlat, aman anlat, aman. Ballandıra ballandıra anlat. Bu da böyle anıra anıra gülsün. Şişt, tamam. Otur. Hüsnü Bey, bittiyse ailevi işleriniz, operasyona başlayabilir miyiz acaba? Estağfurullah Rıza Baba, ben şimdi gelebilirim, kusura bakmayın. Siz kusura bakmayın aslında. Tamam mı hazırlıklar? Tamamız amirim. İyi, güzel. Buyurun çıkalım o zaman Hüsnü Bey, buyurun. Rıza Baba. Buyurun, önden buyurun lütfen. Rıza Baba lütfen. Buyurun. (Gülüyor)